bildiğin üzere 3 sene geçti ama koca 3 sene geçti. Onlar en çok 3 ay dayanabileceklerini söyledikleri bir tırnak içerisinde Taliban'la karşı karşıya olduklarını ifade ediyorlardı. Hazırladığımız 300 bin tane eğittiğimiz asker var diye söylüyorlardı Amerika ve NATO ordusu. İçeride ekipman anlamında hiçbir şey bırakmadık diye söylüyorlardı. Bırakın şimdiki bürokrasiyi ve devleti idare edebilecek en alttaki kadrolara kadar olanları, gelecek nesildekileri dahi hesaplayarak hepsini dışarı çıkardık. Bunlar hiçbir şey yapamaz diye söylüyorlardı. Toplumu zaten güvensizlik, asayişsizlik, uyuşturucu bağımlılığı benzeri şeylerle perişan etmiş durumdayız. Toparlanmaları mümkün değil nazarıyla bakıyorlardı. Diğer taraftan her tarafta savaşmaya hazır gruplar, grupçuklar var. Geçmiş dönemde bir şekilde karşı karşıya geldikleri insanlar asla kabul etmez nazarıyla bakıyorlardı. Hepsini geçebilseler ekonomik anlamda, el koymuş olduğumuz resmi anlamda, ki daha fazlası da var da, 9 milyar dolarları var el koymuşuz. Bankalarımızda vermiyoruz ve kimsenin onları tanımalarına izin vermeyeceğiz devlet olarak, hükümet olarak. Bundan ötürü asla dayanamayacaklar diye düşünüyorlardı. Buna benzer birçok şey olduğu için en çok 3 ay falan dayanabilirler diye düşünürlerken, hamdolsun 3 koca, büyük, muazzam yıldan bahsediyoruz. Öyle büyük yıllardan bahsediyoruz ki Afganistan tarihinde ilk defa, bu Cumhuriyet tarihinde ilk defa bütün Afganistan'ın hepsine uzun seneler sonra vaziyet eden tek bir hükümet var. Devletin hepsi tek bir hükümetin kontrolünde. Ve bütün her tarafa güvenlik ulaşıyor. Bu çok önemli bir nokta. Diğer taraftan uyuşturucu kullanımı sıfıra indi. Afganistan tarihini bırakın, dünyada enflasyonun en düşük olduğu yer. Eksinin altında. Afganistan çok kısa bir sürede bu noktaya getirdi. Hatta çok daha fazla dolara karşı Afgan parasının ciddi bir şekilde arttığı bir süreçte sırf dışarıdaki yatırımlar aksamasın diye bir miktar müdahale etmek zorunda kalıp da doların düşüşünü önlemeye çalışan bir hükümetten, iktisattan, ekonomiden bahsediyoruz şimdiki süreçte. Elhamdülillah muazzam şeylerden bahsediyoruz. Zamanımız olsa cihatla alakalı kısmı, güvenlikle ilgili boyutları, halkla iletişim benzeri hususların tümünü konuşabiliriz. Ancak kuşkusuz kısa bir zamana bunların tümünü sıçtırmak mümkün değil. Kanaatimce en önemli hususlardan bir tanesi toplumsal barışın inşası hususuydu. Tek bir tane muhalifin bile dışarıda kalmasına izin vermeyecek şekilde muazzam adımlar attılar. Buradaki tek ölçüleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Özellikle Mekke'ye gelirken, Mekke fethi sırasında herkese eman verilmiş hususuyla ilgili dayanakları. Bunu söyleyerek muazzam bir şeyler başardılar. Öyle düşünün ki Afganistan onların kontrolündeyken tankların, Amerika'nın tanklarının üstüne binip de gelip işgal eden ve senelerce Amerika'nın isteğiyle tırnak içerisinde devlet başkanlığını güya yürüten Hamid Karzai gibi biri şu an Kabil'de ve Taliban'ın kontrolünde. Yerleşik vaziyette devam ediyor. Yine bir hemen Taliban fethederken 3 sene önce tekrar Afganistan'a NATO güçleriyle beraber, sadece Amerika değil bu arada, 40'a aşkın ülkeyle beraber Amerika'nın hepsini de fethettikten sonra o zamanın dönemin Cumhurbaşkanı yardımcısı şu an hala orada duruyor. Bir Cumhurbaşkanı o dönemin, Eşref Gani, bir türlü bütün çağlara rağmen gelmedi. Amerika izin vermedi herhalde. Onun dışındaki bütün en tırnak içerisindeki üst düzeyler, bütün Amerika ile çalışanlar, NATO ile çalışanlar dahi gelin oturduğunuz yerde kalabilirsiniz şekilde söylendiği için evet güvenin içerisinde başkent veya başka yerlerde yaşıyorlar. Bu çok mühim bir nokta. İktisadi anlamda Amerikan dolarının bu kadar hızlı düşüş olması ve enflasyon tamamen bitmesi, hatta sıfırın altına inmesi, dünyada bir numara olması hususu başlı başına başka bir istatistik söylemeye gerek kalmayacak şekilde her şeyi açıklıyor aslında. Nasıl başardınız diye sorduğumuzda yolsuzlukları durdurduk. Maaşları kontrol altına aldık. Kimsenin halkın malına el atmasına izin vermedik. Ve gümrüklerin tamamı bizim kontrolümüze girdi. Sadece bunu yaparak düşünebiliyor musunuz? İnsanların bir miktar rahat bir şekilde geçinebilmesiyle alakalı hamdolsun şeyler oluşturdular. Bugün evet Amerikan ve hegemonyasının korkusuyla resmen belki şu tanıdık ifadesini belki kullanmıyor ama mesela Çin, Rusya, İran, Malezya, Katar ve sayacağımız birçok ülke
bizzat Taliban'ın gönderdiği büyükelçileri evet fiili olarak güven mektuplarından sonra kabul etti. Onları büyükelçi olarak kabul ediyor. Mesela Afganistan İslam Emirliği'nin resmi sözcüsü Zebihullah'ın yardımcısı, o zamanki yardımcısı şu an Çin'de Taliban'ın Afganistan'ın büyükelçisi olarak Çin'le muhatap oluyor. Ve diğerleri, diğerlerin hepsini bu şekilde devam ettirebiliyorsunuz. Afganistan'ın senelerce Afganistan İslam Emirliği'nin resmi sözcülüğünü yapan Muhammed Naim şimdi Katar'da resmen büyükelçilik unvanıyla Afganistan İslam Emirliği'ni temsil ediyor. Buna benzer diplomaside, güvenlikte, askeriyede, ekonomide, toplumsal barışta, eğitimde benzeri birçok hususta tırnak içerisinde hiç kimsenin, hatta bazı biraz üstenci bakmaya çalışan maalesef bazı hep kendisini abi görmeye alışmışların dahi beklemediğinin rağmına, beklediğinin aksine elhamdülillah muazzam başarılar sergilediler. Mühim bir nokta burada sahadaki, cihattaki başarısını diplomaside gösterme maharetiydi. Senelerce tek bir tane maddenin, Amerika ve ekibinin tek bir maddesinin dahi değiştirmelerine izin vermemek amacıyla senelerce ateşkes görüşmelerinin devam etmesini sağlayacak kadar bir ciddiyet ve inatla devam ettiler. Hiçbir şeyden taviz vermediler. Tıpkı bugün meydanda, cihat meydanda muazzam başarılar sergileyen Filistin İslami direnişinin yaklaşık bir sene etti işte. Masada bahsettiğimiz şekliyle taviz vermez bir şekli devam etmesi gibi. Eğer Müslümanlar cihadı, izzeti muhafaza ettiğini düşünerek en önemli unsur olarak devam ettirirler ve Allah'a dayanarak bunu sürdürürlerse ve üstüne cihat meydanlarında kazandıkları başarıları diplomasi masasında da, ateşkes tırnak içerisinde masasında da muazzam bir şekilde, muazzam bir iradeyle sürdürmeye çalışırlarsa çok muazzam başarılar kazanabileceklerini gösteren çok önemli bir örnektir. Birinci örnek Afganistan'daki İslam Emirliği ve beraberindeki mücahitler oldu. İkinci örneğimiz Allah'ın izniyle şu an yaşıyor, hal devam eden Filistin direnişi olmuş olacak ki bu örneklikler aslında bütün Müslümanlar açısından çok önemli örneklikler. Evet, biz Müslümanlar asıl izzetimiz olan cihadı terk etmenin verdiği sıkıntı yaşıyoruz. Kalkacağımız, doğrulacağımız yer odur. İkincisi, cihat meydanlarında gösterdiğiniz başarının aynısını asgari düzeyde diplomasi ve masada da kesinlikle göstermekle mükellefsiniz. Bunu sağlarlarsa Allah'ın izniyle Afganistanlı Müslümanların yaptığı gibi başta Filistin'den olmak üzere bütün Müslümanlar bunu gösterecek ve çok kısa bir zamanda bütün dünya örnek olabilecek idareler teşkil edeceğiz inşallah.